whatever. All this ever but you long gone, it don't matter. Ride or die, that's been the deal. The lot of you by God disappear. But if you don't play that for me, I'm out of here, I'm out of here, yeah, yeah. I lick my gun and then I'm done. I'm out of here, I'm out of here, yeah. I need an old man to tell me you're no good. I'm brushing away to you, the weight of you of my shoulders. Done with my cigarette, and when all the smoke is clear, I'm brushing away. Selamünaleyküm dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Arkadaşlar, bugün sizinle bir bit pazarı gezisi yapacağız. Yani Allah'a şükür koronadan sonra bit pazarları Almanya'da başladığı gibi ilk bit pazarı. Ben zamanında bundan 27-28 sene önce kendim bit pazarlarına çıktığım için hemen koştum geldim buraya. Bu pazarda da çok anılarım var aslında. Arkadaşlar, Almanların büyük ihtimalle Amerikalılardan sonra koleksiyon hastalığı en fazla olan millettir. Şimdi Almanların büyük çoğunluğunun bit pazarlarına gelmesi bu koleksiyon hastalığıdır. Yani aklınıza ne gelirse koleksiyonu vardır. Ne kadar eski o kadar değerli. Şimdi benim size anlatacağım bir anım var. Almanlarda en fazla koleksiyon hastalığı olunan ürün model arabalar arkadaşlar. Yani bunların çeşitli markaları vardır. Bunların çeşitli modelleri vardır. Ne kadar çok eskirse o marka o kadar çok değeri artıyor. Ne kadar az üretilmişse o kadar çok değeri artıyor. Şimdi size bir anımı anlatacağım. Diyorum ya 27-28 sene önce, yani seneler önce ben bu bit pazarlarına başladığım zaman araba koleksiyonunu biliyordum. Bir tezgahın önünde şöyle 3 tane Volkswagen Käfer gördüm. Yani Türkiye'de Vosvos diyorsunuz galiba. Volkswagen'in şu kaplumbağa arabaları var ya. Aha dedim, bunlar dedim mutlaka para eder. Böyle içimden bir şey geldi. Şimdi arabalara aldım. Kataloğa baktım. Aha, bir araba 3000 mark yazıyor. Allah, ben taklatıyorum sevinçten. Yani 3000 mark şimdiki zamanın alım gücü, yani rahat bir 7-8 bin euro alım gücü. Neyse, ben tabii o pazarı sevinçle böyle turluyorum, geziyorum, gösteriyorum vatandaşlara, arkadaşlara. Ondan sonra akşam oldu. Bu işten anlayan bir Alman arkadaşa, bir dosta gösterdim. Kataloğu açtı. Senin arabaların değeri 10 mark. Ya nasıl olur? Ben baktım pazarda 3000 mark yazıyordu. Seninkile işte farklı bir renk, siyah rengi 3000 mark. Yani renk de değişiyor. Mesela ötekilerden 100.000 tane üretilmiş. Bundan 1000 tane üretilmiş zamanında tek. Yani bizim hayaller suya düştü. Böyle ufak bir anımdan sonra arkadaşlar, şimdi bit pazarını gezmeye başlayacağız. Böyle fazla insanları rahatsız etmeyecek şekilde. Karşıda gördüğünüz alan bit pazarı alanı. Arkadaşlar burası böyle büyük bir devasa bir alışveriş merkezinin parkında oluyor. Hadi
Dostlar, size şöyle komple bir alanı göstereyim. Vallahi Almanya'da hava kötü gitti. Yani yaz çıktı. Komple hafta böyle güneşli gözüküyor. Von der Batterie. Arkadaşlar, şimdi insanları böyle fazla çekemiyorum. Burası gerçekten, hani ben Türkiye'de de çok çekim yaptım. Türkiye'de kimsenin umuruna değil. Ama burada istediğiniz gibi maalesef insanlar tepki gösteriyor hemen. Tezgahları bile yani izin alıp çekiyorum. Çok kalabalık ama şimdi herkes bu güneşli havayı bulunca dökülmüş. Bir iki pazarcıyla görüştüm, fazla alışveriş yapan yok. İlk pazar olduğu için bir de hani insanlar bu bulutlu havadan da bıktı, yağmurdan hemen kendisini dışarı attı. Arkadaşlar, bu cumartesi pazarları genellikle öğlen 12-1'de bitiyor, erken başlıyor. Bir de pazarları var. Onlar geç başlar. Onlar 10-11'e doğru başlar. Onlar genellikle 5-6'ya kadar gidiyor. Böyle yeni ürün satanlar da oluyor. Genellikle Çin malları. Genellikle şeyler Pakistan, Hindistan, Bangladeş.
Onlar bu işi yapıyor. Şimdi bu işi genellikle Bitpazar Almanya'da Bitpazar işini yapanlar, kendim de yaptığım için bu işi profesyonel yapıyorlar. Yani %99'u öyle. Ondan dolayı burada böyle aşırı ucuz bir şey bulması genellikle imkansız oluyor. Yani profesyonel derken her hafta sonu pazara çıkıyorlar. Ben de her hafta sonu çıkardım zaten. Bazıları böyle yeni ürünlerle çıkıyor ama genellikle yeni ürünleri her pazara almadıkları için genellikle eskiciler burada. Yani öyle çok nadir olur yani böyle evindeki eskileri ucuza işte bit pazarında satayım, elimden çıkarayım. Onların başına da zaten hemen çakallar doluşur. Zaman köründe onun ürünlerini bitirirler zaten. Bir şey almaz. Tam yanlış yerde çekime başladım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Tam böyle 4 yol ağzı, 2 yol ağzı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben de nostalji yaşadım biraz. Böyle zaman zaman bit pazarlarını gezeceğim. Allah'tan şimdi açıldı, sezon açıldı. Hoşunuza gittiyse arkadaşlar, sizden ricam kanalıma abone olun. Bildirim zilini de açarsanız, bu videolar da hoşunuza giderse tüm videolarından haberiniz olur. Şimdiden hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.